Hepiniz hoş geldiniz. Vatani görevini yapmak üzere yolculuğa çıkacak bu kardeşimiz için buraya toplandınız. Hepinizden Allah razı olsun. Vatani görev biz Türk milleti için hakikaten çok kutsal, çok önemli bir görev. Bunu biz de zaten dinimizin bize verdiği mesajlardan algılamaktayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Vatan hudutlarında nöbet beklemek, nafile ibadet yapmaktan daha efsaldir. Bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Bizim için askeri görevimizi yapmak için bize gayret veren, bize güç veren bir hadis-i şerif. Biz zaten millet olarak asker doğmuşuz. Asker olarak inşallah bu millet varlığını sonuna kadar idame ettirecek. Bu kardeşimiz de inşallah bizim namusumuzu, şerefimizi, haysiyetimizi, itibarımızı, özgürlüğümüzü korumak için bu ve bunun gibi kardeşlerimiz görevlerini yaptığı sürece biz burada rahat, huzurlu bir şekilde duracağız. Ama ne zaman ki bizim ordumuz zaafa düşerse Allah korusun o bizim için bir felakettir. İşte bunun için evlatlarımızı askere göndermekten gurur duyuyoruz, seviniyoruz, neşeliyiz. İnşallah biz onları dualarla göndereceğiz. İnşallah onları tekrar sevinçle onları tekrar karşılayacağız. Şimdi bir dua edelim. Ondan sonra da inşallah vedalaştın kardeşimiz. O şekilde merasimi bitirelim. Buyur hocam. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'un alim. Fetub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. واهدنا وافقنا الى الحق والى طريق المستقيم وببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته الا رحمه للعالمين يا اله العالمين yalnızca sana inanıyor, yalnızca sana ibadet ediyor ve yalnızca senden yardım diliyoruz. Yardımını, inayetini üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bizleri kendine kul, habibine ümmet eyle ya Rabbi. Bizleri sevdiklerine beraber haşreyle ya Rabbi. Bize her iki cihanda da aziz eyle ya Rabbi. Nar-ı cehenneminden muhafaza eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin şu güzel vatanımızın korunması için ülkemizin dört bin yanında nöbet tutan asker kardeşlerimize güç, kuvvet, kudret ver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ordumuzu her daim muzaffer eyle ya Rabbi. Bizleri bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Düşmanları kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Gazilerimize de acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ailelerine de bol sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şurada bir merasim için toplandık. Kardeşimizi askere göndermek için topladık. Bu merasimi hakkımızda hayırlı ihsan eyle ya Rabbi. Bu kardeşimizi bugün sağ salimen gönderiyoruz. Kazasız belasız annesine babasına kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin askeri görevi müddetince sen onu her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin asker kardeşlerimizin saçının ve tırnağının her bir yanına gelecek kötülüklerden, kazalardan, belalardan sen onları emin eyle ya Rabbi. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Ve ala sairil enbiyayi vel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.